Logaritmalı eşitsizlikler örnek soru 1. Bu videomuzda logaritmalı eşitsizlikler konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan x değerlerini bulunuz. A şıkkı. Logaritma 3 tabanında 2x-1 küçüktür 2 denmiş. Bu şekilde bir logaritma ile karşılaştığımızda bir taraf logaritma, bir taraf sayı, logaritmanın tabanını karşı tarafa geçirerek işleme başlamalıyız. 2'yi diğer tarafa gönderdiğimizde logaritma kalkar. Burada logaritmanın tabanını diğer tarafa gönderirken eşitsizliklerde şuna dikkat etmeliyiz. Taban birden küçük mü, birden büyük mü? Burada tabanımız 3. Yani birden büyük. Taban birden büyükse gönderdiğimiz taban diğer tarafa geçtiği zaman eşitsizlik yön değiştirmez. 2x-1 küçüktür 3 üzeri 2. Eğer ki taban birden küçük olursa, 0 ile 1 arasında olursa gönderdiğimizde bu eşitsizlik yön değiştirir. 3'ün karesini alırsak 2x-1 küçüktür 9. Eksi 1'i diğer tarafa attık. 2x küçüktür 10. X küçüktür 5. Logaritmalı eşitsizlik çözerken en sık yapılan hata sadece bunu çözüp bırakmaktır. Bir de logaritmanın tanım kümesi mutlaka çözülmek zorundadır. Buradaki 2x-1 sıfırdan büyük olmalıdır. Bir de bunu çözmeli ve bu çözümle bu çözümün kesişimini almalıyız. 2x-1 büyük 0. 2x büyük 1. X büyük 1 bölü 2. Şimdi elde ettiğimiz bu iki eşitsizliğin kesişimi bize bu logaritmanın çözümünü verecek. Birisi diyor ki x 5'ten küçük. Birisi diyor ki x 1 bölü 2'den büyük. 1 bölü 2 ve 5 dahil değil. İkisinin de kesiştiği, ikisinin de sağlandığı yer 1 bölü 2 ile 5 aralığı. İkisinde de taralı olan yer ikisinin de sağlandığı yerdir. 1 bölü 2 ile 5 arası bu logaritmalı eşitsizliğimizin çözümüdür. Eşitsizliği sağlayan x değerlerini bulunuz diyordu. X değerlerimiz 1 bölü 2 ile 5 arasında olur. B şıkkına geçecek olursak. Burada logaritmanın tabanı birden küçük. Bunu diğer tarafa gönderdiğimizde bu eşitsizlik yön değiştirecek. Taban 1 bölü 2. Bu birden küçük olduğunda karşı tarafa gönderdiğimizde buradaki eşitsizlik yön değiştirir. X eksi 3 küçük eşit olur. Normalde büyük eşitti. 1 bölü 2 üzeri gönderdiğimiz taban her zaman diğer tarafta da taban olur. 1 bölü 2 üzeri eksi 2. X eksi 3 küçük eşit. 1 bölü 2'nin eksi ikinci üstünü alırsak 4 olur. Ters dönüp karesini alıyoruz. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsak x küçük eşit 7. Aynı şekilde burada da tanım kümesini çözmeliyiz. Yani x eksi 3'ün sıfırdan büyük olmasını. X eksi 3 büyük 0. Dolayısıyla x büyük 3 olur. Bu logaritmalı eşitsizliğin çözümü de bu ikisinin kesişimi olur. Logaritmalı eşitsizlik çözerken tanım kümelerini kontrol etmeyi unutmayın. Bu tanım kümeleri ile bu çözdüğümüz eşitsizliğin kesişimidir logaritmalı eşitsizliğimizin çözümü. İlk 7'ye eşit ve küçük diyor. X büyük 3 diyor. Şuraya da 3 diyelim. İkisinin kesişimi 3 ile 7 arası. 3 dahil değil, 7 dahil. Sağlayan x değerlerimizi eşitsizlikle gösterecek olursak x büyük 3 küçük eşit 7.
Bu şekilde bu logaritmalı eşitsizliğimizi sağlayan x değerlerinin bulunması gereken aralığı elde ettik. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.